0-1'de böyle öne çıkan bir repliğin var mı? Senin anan var mı? Bu Adana'da Hürriyet Mahallesi'nde zorluklar yaşadınız mı? Abi düşünsene, yapay zekadan burada robot beni tıraş etmeye çalışıyor. Bu kalkıp yanlışlıkla makası bana burama bir soksa ben bunu parçalarım makineyi. Ondan sonra sen de zarara uğrarsın. Kıyıcı, ben de zarara kıyıcı sahneye çıktık abi. Kıyıcı. YouTube'da mı yayınlanacak? Aynen, birinci sezon full YouTube. Kardeş, la bizim evde diyordu işte sandalye var lan git koş getir diyordu. Abi dijitalden pek bir para kazanamıyoruz. Öldürücü dertlere neden derman vermemiş? Ahmet abi de ne kadar kıyıcı olduğumuzu görecek. Hadi bakayım. Merhabalar, Ahmet Ulçay'la Kestireşi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 01 dizisinden Mehmet Elmas. Hoş geldiniz hoş Mehmet Bey. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın, iyi misin? Sağ ol. Özlemişim seni tıraş etmeyi. Eyvallah, bugüne nasip oldu abi, biliyorsun evet. İşler ve güçlerden evet. Dolayı. Adana'ya geldiğimizde zaten senin yanındayız evet. Sürekli. İstanbul'da mısın genelde? Ya şimdi işlerimiz orada olduğu için, bütün yapım şirketleri orada olduğu için mecbur oradayız. Beni bir yakışıklı yap abi ya. Tamam, seni yakışıklı yapalım. 01 dizisinde ben izledim. Çok iyi performansın vardı. Sinemasında da oynadın. Müslüm Baba'nın şarkıları böyle ciğerden. Şu 01'de bir tane şarkım vardı Müslüm Baba'nın. Oradan başlasak mı? Abi Müslüm Baba'nın şarkıları zaten damardan vuruyor beni. Bir tanesini söyleyeyim en sevdiğimi. Evet. Öldürücü dertlere neden derman vermemiş? Zalim ağlatın beni, derde bağlatın beni, yeter öldürdün beni. Şarkı böyle abi, cezaevindeki ilk sahneden çekmiştik. 01'e ilk girdiğimde ilk sahnemdi bu. Evet. Ki zaten bu şarkıyla da zaten direkt patladı sahne. Ya bakar mısın tüylerim nasıl abi, kendi kenarı görüyor musun? Müslüm Baba ya. Değil mi? Allah mekanda cennet eylesin. Amin abi. Onun şarkıları zaten damardan vuruyor abi bizi. 01'de kıyıcıydın. Abi gene kıyıcıyım ya. Şimdi yeni filmde de böyle. Yeni filmde de tabii ki de abi yani. Ben aslında biraz da farklı örnek olmak istiyorum artık. Yani şimdi oyunculuk yapıyoruz artık. Tabii tabii sonuçta oyunculuk. Aynen. Geçen mesela yapımcıya dedim ki abi dedim böyle bir deli rolü oynayabilirim. Böyle daha değişik hani racon değil de daha çapraz bir rol oynayabilirim. Tabii bu dizi projesinden sonra inşallah planım evet. Ondan yana. 13 Urgan'a başladınız herhalde. Aynen. Başrolünde Ali Sürmeli var. Oo. Müjde Osman var. Ben varım. Çok diğer iyi. Diğer güzel kadro var yani. Senin rolün ne burada? Ben abi bir mahallenin gencini oynuyorum. YouTube'da mı yayınlanacak? Aynen. Birinci sezon full YouTube'da. Herkes rahatlıkla izleyebilir. İkinci sezon yallah. Blue TV'ye. İkinci sezon sürpriz abi ya. İyi hadi bakalım. Bakalım. Allah yolunu açık etsin. Bizim Adanalı gençlerimizin bir yerlere gelmesini canı gönülden istiyoruz. Gerçekten ama sen sonrasında müzik piyasasına da girdin. Aslında ben 2009'da müzik piyasasına girdim. Sonra diziye girdim abi. 01'de böyle öne çıkan bir repliğin var mı? Senin anan var mı? Yo o manada değil ama şey yani replik abi mi o? Replik ha. Sana demedim abi senin anan var mı? Tabii yarabbim sen niye yükseliyorsun benim anam, benim anam öleli çok yıllar oldu senin anan. Allah rahmet eylesin abi. Amin Allah yani öyle söyleyince birden şok oldum ben de sen de öyle tepki verince. Replik hayır, o abi. O replik miydi? Aynen. Mesela abi ben sokaktayım tamam mı? Abi insanlar beni gördüğü zaman bana direkt böyle yapıyor. Senin anan var mı? Ne diyorsun oğlum sen diyorum. Ben de bazen unutuyorum replik olduğunu anladın mı? Evet. Şimdi sen o tepkiyi verdin. Beni bir verdin tepkiyi verdin. Sen hangi mahalledesin aslında? Abi Adana Dağlıoğlu Mahallesi. Dağlıoğlu Mahallesi. Aynen abi. Abi o Hürriyet gibi orası da. Aynen. Yan mahallesi abi evet, zaten. Evet evet. Ben de Kapı Mahallesi'ndeyim. Sınır Dağlıoğlu bize. Hürriyet önümüz. Tam ikisinin çaprazındasın aynen, abi. Aynen. Ortası gibi bir şey yani. Üçgen nasıl üçgen oluyor şöyle? Evet. Sen buradasın abi. Hürriyet burası. Dağlıoğlu burası. Ya geçen Ramola'da program yaptık. Onunla da çok bunları konuştuk. Adana dışına çıkıldığında Hürriyet Mahallesi'ne çok ön plandaydı. Evet. 01 dizisi çok ön plandaydı. 01'de sinemasında da oynadın. Aynen abi o benim için çok güzeldi ya. Değil mi? Para kazanabildin mi? Filmi. Ya tabii ki de para kazandık. Bundan sinemada da... mı kazandın yoksa? Abi dizide de kazandık. Sinema filminde de kazandık tabii ki de. Evet. Yani bu bize aslında yani paradan daha çok kapı açılmış oldu anladın mı abi? Evet. Bu paradan daha değerli yani benim için. Tanınırlık, bilinirlik, tabii. Aranılan yüz çok önemli. Şimdi senin saçlarını önce yanlarına aldım makineyle ses yapmasın diye. Evet. Dikkatli bir şekilde kesiyorum çünkü sen saçlarına çok hayransın, titizsin. Maalesef abi. Yanlara iyi almış mıyız değil mi? Tam senin istediğin gibi yani. Aynen abi.
Güzel. Şimdi üstlerin de kabağını biraz alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Peki Adana'yı özlüyor musun? Abi Adana özlenmez mi ya? Abi bak mecbur olmazsam ben şahsen gidip başka şehirde yaşayamam yani, anladın mı? Çünkü evet, burada doğup büyüdük. Sevdiklerimiz, eşimiz, dostumuz, herkes burada abi. Ortamımız burada. Evet. Çocukluk şeyimiz, her şeyimiz burada abi, anılarımız. Bu 01 filminde yine bir Müslüm Gürses'in şarkısını söylemişti. Abi Müslüm Baba'dan vazgeçemeyiz ya. Biz Adanalı olarak yani sabah mesela ciğer yemeye gidiyoruz ya büyük, evet, saate. Orada evet, ne çalıyor abi? Müslüm Baba'dan çalıyor sabah sabah. Dışarıdan gelen insanlar diyor Allah Allah diyor. Bunlar dinleyen kafasını yaşıyor diyor mesela, anladın mı? Ya çok erken gitti Müslüm Baba ya. Aynen abi ya, Allah rahmet eylesin. O zaman ben de bu şarkıyı bütün izleyicilerimize armağan ediyorum. Evet, söylemeden önce bir YouTube'umuza abone olsunlar değil mi? Arkadaşlar YouTube'a abone olup video izlediğimde en çok like'ın bana gelmesini istiyorum. Cansınız. Ahmet Uluçay kanalına lütfen abone olun arkadaşlar. Evet, Müslüm Gürses'ten dinliyoruz. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin anısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Cansın abi. Süper ya, diline sağlık. Eyvallah. Mehmetciğim, saçlarını sen daha önce nasıl kestiriyordun çocukken falan, hatırlıyor musun? Vallahi abi çocukken yani saçımı dayım Amerikan tıraşı yapıyordu da. Evet yani, dayım mı kesiyordu? Dayım kesiyordu. Bu arada ben de berberlik yaptım yani çocukken. Gerçekten mi? Tabii ki de abi, yani o yüzden mesela berbere gittiğim zaman başka şehirde. Abi diyorum bak bunun izini diyorum 2 numara yap diyorum, sonra diyorum 3 numara diyor. Adam bakıyor böyle, sen nereden biliyorsun diyor. Ben de berberlik yaptım ya diyor. Ne kadar çalıştın? Bir sene çalıştım ama. Ama iyi sene yani. Bir sene iyi çıraklık yaptım. Ya dayım, o da yaşlı adamları, çocukları bana tıraş ettiriyordu. Mesela şu önü bıraktırıp tamam mı komple tıraş ediyorduk. Alabulus tıraşı. Şeyle, aynen. El makinasına yetişmemişsindir. Yok el makinasıyla değil tabii. Değil mi? O çünkü tabii, eski yani. Bayağı eski abi, o kadar da değil yani. Evet. Onu zaten edemezdik abi, evet, biz. Ya işte zaman gelip geçiyor. Teknolojiler değişiyor. Şimdi yapay, evet, zeka da başlıyor. Bakayım inşallah berberliğe karışmaz yapay zeka. Abi karışamaz bence. Karışamaz o, değil mi yapay zeka? Karışamaz abi ya. Abi düşünsene, yapay zekadan burada robot beni tıraş etmeye çalışıyor. Ben burada kaşındım diyeyim, örnek vereyim. Şöyle yaptım örnek abi. Evet. Bu kalkıp yanlışlıkla makası bana burama bir soksa ben bunu parçalarım makinayı. Ondan sonra sen de zarara uğrarsın. Kıyıcı, ben de zarara kıyıcı sahneye çıktı abi, kıyıcı. Ama gerçeği neyse o abi, düşünsene harbiden öyle, evet, bir şey olduğunu. Mehmet Elmas şimdi rap şarkıları söylüyor. En sevdiği şarkıyı dinlemek isterim. Kendi yazdığım şarkı mesela. 36 evet, milyon oldu. Bak burada da kameramız var ha, unutma burayı da. Abi sadece şarkım YouTube'da 36 milyon sadece klibi. Sen mi yazdın bu şarkıyı? Söz müziği bana ait abi. Çok iyi. Ayrıyetten Topi'yi YouTube'da 10-15 milyon yani 30-46 milyon. Spotify'da da 30 milyon, 60 milyon, 65 milyon falan. O zaman Ahmet Uluçay kanalında izlesinler. Dinlesinler abi. Dinlesinler, izlesinler. O zaman şarkımız gelsin. Bıraktım her şeyi yarım kalsa da, derdi bana verdin ama, olsun canın sağ olsun, yine gözüm onda, düşerim yarı yolda. Bıraktım acı dolu ne varsa sildim sonunda. Üstümde kara bulutlar, varsın dolu yağsınlar. Gözyaşıma tek ortaklar, yağmurlar. Çok güzel ya. Evet, teşekkür ediyorum. Alkışlar fena değil yani. İnce bir konser vermiş değil olduk abi. Çok iyi, çok iyi. Cansın şey diyeceğim, üstlerin kabalığını falan aldım ama hafiften. Evet. Nasıl görüyorsun? Abi bence tam istediğim gibi oldu ya şu an. Değil yani mi? Tam... Bir yıkadıp fönledik mi? Aynen. Tam o zaman ciks olurum. Ya işte biz de tıraş ederken yaptığımız şeyleri, normalde biz bu sohbetleri yapıyorduk daha önce. Uzun bir süredir düşünüyordum ben bu programı. Kamerayı açtık. Değişen hiçbir şey olmadı. Yine tıraşımızı yapıyoruz. Tabii ki de abi. Kes normal, tıraşına devam ediyoruz ya yani. Tıraş ederken zaten normal ettiğimiz sohbetleri ediyoruz burada. Yine oturduğunda diyorsun ki ne kadar şu şarkıyı söylesene, şunu söylesene. Kiracıyı söylesene, kiracıyı. Aynen. Abi şey söyleyeceğim şimdi bak, sana da şey olacak böyle. Eskiden mesela 01 döneminde oynadığımda, ondan önce de tabii ben 5-6 sene boyunca tas tıraşı olurdum, evet, ve abi
Kesinlikle gölge değil bak. Biliyorum. Full izli. Tabii güzel bir etkileşimdi dışarıdaki insanlara göre. Abi ben dışarıda rahat gezemiyordum. Çünkü buradan da bütün emniyette çalışan emniyetteki polis abilerimize de selam olsun. Buradaki abiye de selam olsun. Bak. Aynen selam olsun. Abi diyordum ki ya abi beni niye durduruyorsunuz? Kardeşim diyor çok yakışıklısın. Yok abi ne yakışıklısı. Kardeşim diyor çok façasın diyor. Abi ondan sonra ben saç imajımı değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü yani onlar da bilmiyor ya ünlü olduğumuzu. Evet. Onlar da bilmediği için işini yapmak zorundalar onlar da. Sen tabii ekran karşısındasın, kamera karşısındasın. Evet. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin Gio'dan sonra sen başladın değil mi? Tabii ondan sonra yani girdim. Ama o saç stili bana ait. Sizin saçlarınızın yani şu an bile görüyorlar, bize gösteriyorlar. Bunu yapabilir misin diye. Ben senin saçlarını yaptım birkaç gence yaptım. Hani nasıl futbolda görüyorlar, filmlerde de görüyorlar. Biz artık o şeylerden kurtulduk. Ben çok sevmiyorum o tas tıraşlarını aslında. Abi ya... Zor biliyor musun? Tabii. Aslında çok kolay. Biz alışkın olmadığımız için izli, işsiz yapmaya, abi de izi yok etmeye çalışıyorduk. Aynen abi doğru söylüyorsun. Kiracıyı alabilir miyim? Tabii ki de abi. Kiracı da ya, çok şey değil mi? Kiracı da 35 milyon dinlendi sadece YouTube'da. Nasıl kazanıyor musun? Abi dijitalden pek bir para kazanamıyoruz. Gelir olmuyor. Ama 60 milyon diyorsun. Abi şöyle söyleyeyim. Nasıl yurt dışındaki dolarla Türkiye insan geliyor burada baba gibi geçiniyor. Evet. Anladın mı? Biz de Türk parasıyla gidip orada baba gibi geçinemiyoruz örneğin. Anladın mı? Şimdi dinleyiciye göre yurt dışından dinlenmemiz daha fazla olduğu zaman bu sefer dolar bazında daha fazla kazanmış oluyoruz. Yurt dışında dinlenmesi gerekiyor. Aynen. Yurt dışında mesela örnek vereyim %30'u kadar yurt dışı. Sen %70'i Arap ülkelerinde Türkiye. Herhalde. Arap ülkelerinde aynen abi bir canlı yayın açıyorum bir bakıyorum bir yayına Araplar basıyor. Herkes Allah diyor ki ne? Kardeşim diyor ne oluyor yani Türk'ten çok Arap var mesela benim yayınımda abi. Ama keşke ben de Arapça bilsem de onlara bir karşılık verebilsem mesela isterdim. Sen aç beni çağır ben Arapça konuşurum. İyi olur abi cansın. Evet kiracıyı alalım. Silemedim alnımın yazısını. Bir düşene sor aşk belasını. Yar beni yandırma söyle. Kalıcı mısın yoksa kiracı mı? Silemedim alnımın yazısını. Bir düşene sor aşk belasını. Yar beni yandırma söyle. Kalıcı mısın yoksa kiracı mı? Abi müziksiz böyle tatsız geliyor. Yani evet. Mesela müzik onun bir tuzu oluyor anladın tabii, mı tabii, abi? Tadı tuzu oluyor. Altını besliyor zaten. Tabii. Tabii ki abi. Müzik olmadığı zaman ben de yani sen içten okuyamıyorum abi. Biz bunu altına ya. Herhalde bir besletebilir miyiz bilmiyorum. Buradan editörümüze sesleniyorum. Altını besleyebilir miyiz? Bak yap ha. Yoksa senin için hiç iyi olmaz Allah. Hakkını ver. Seni tanımıyorum. Yani yap. Çünkü güzel olması lazım. Bu video benim için önemli. Burada benim izleyicilerim böyle like'a çökecekler. Ondan sonra Ahmet abi de bizi ne kadar kıyıcı olduğumuzu görecek. Hadi bakayım. İnşallah. Ama gerçekten görünmeyen kahramanlarımız var bizim bu Kestiraşı programında. Onlara buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürü hak ediyorlar. Evet. Canlar. Herkesin eline emeğine sağlık. Eyvallah. 01 dizisinden görüştüğün arkadaşların var mı? Tabii ki de abi. Şimdi... Kimle görüşüyorsun Misa? Ya çoğuyla görüşüyorum. Bazıları şimdi farklı projelerde oldukları için pek görüşemiyoruz. Arada bir yine selamlaşıyoruz, hal hatır soruyoruz. Çok yoğunlukla görüştüğüm kişiler de var. Mustafa abiyle görüşüyorum baba. O zaten baba kelimesini patlatan sen konuşma Soner. Sen için hiç iyi olmaz ha. Mustafa abiyi çok seviyorum. Gerçekten vefalı bir abimdir. Evet. Emrullah Sürmeli'yle, Burak Akyüz'le, Adezman'la. Adez zaten Adana'nın her yerinde duvarlarında Adezman, Adez yazıyor. Aynen, evet, evet. Karşılaşmışsındır. Evet. Birçoğuyla hepsiyle görüşüyorum ama en çok yoğunluklu bu kardeşlerimle görüşüyorum yani çoğunlukla. Çok iyi ya. Aynen. Peki projeler devam ediyor. Tabii abi şimdi herkes farklı farklı projelerde yani 01 bize bir ön kapı oldu. Düşün ben Ali Sürmeli ile şu anda bir projede yer alıyorum. Evet. Onur Akbay mesela İnci Tanelerinde evet, oynuyor. Evet. Savaş Satışı ve Cihangir Ceyhan evet. Mesela birleştiler. Cabbar Burak abi, Burak Şafak. Bunlar da üçü mesela birleşti. Güzel bir dizi çektiler. Bizim için de avantaj yani anladın mı abi? Evet. En azından nereden geldi diye sorduklarını da bilmeyen insanlar 01 dizisinden geldi derler. Bizi de bilmiyor mesela izlemeyenler. Oradan bize de bir katkısı oluyor anladın mı abi? Aynen yani öyle. Yani birbirimize katkımız oluyor şu tabii, an. Tabii tabii. Bizim şimdi, farklı dallarda farklı şimdi, projelerde oynamamız. Kesinlikle ben Ali Sürmeli'yi çok severim. Abi hastası. Çok selam söylemeni de isterim. Eyvallah abi. İnşallah bir gün denk geliriz. Birinci sezonun çekimlerini bitirdik. İkinci sezonun çekimlerinde selamını iletiyorum.
bitireceğim. Aynen abi, İstanbul'da. Bu Adana'da Hürriyet Mahallesi'nde zorluklar yaşadınız mı? Çekim anında işte çocuklar birden geldi seti izlemeye. Abi zorluk olmadı ya. Çünkü o mahallenin insanları benimsemişti yani. Anladın mı diziyi? O mahallede insanlar yani hiç dizi çekilmemişti. Onlara da farklı geliyordu. Örnek mesela biz çekim yaptığımız zaman masa lazım, sandalye lazım ama yok. Oradaki insanlar oturuyor, izliyor ya mesela. Evet. Kardeş, la bizim evde diyordu işte sandalye var lan git koş getir diyordu mesela. Ablalar, teyzeler mesela tencere tencere yemek kaynatıp getirirlerdi, yedirirlerdi. Bakın ya, abi iyi. El birliğiyle, anladın mı? Herkes böyle destek olurdu. Mesela yüreğimiz yanardı, böyle işi olurdu. Orada bakkalcısı izlerdi, koşardı. Soğuk soğuk kola getirirdi, alan kardeş için. Birbirimize destekledik. Adana'da bu yani. Var. Adana'da tabii bu var. Tabii ki de abi. Adana evet. İnsanları yani samimidir, evet. Sıcakkanlıdır yani her zaman. Dışarıdan gelen insanlara her türlü, kimse dışarıda kalmaz ya abi. Aç da kalmaz. Evet. Ya o bölgenin insanları da kalbi güzel insanlar. Bir dönem orada oturduk. Yeni evlendiğimizde oturduk. Çok sevdiğim bir mahalle. O kadar güzel yemekler vardı. Kolu komşu yapıyordu. En çok sevdiğin yemek nedir? Sarma dolma yapmıştı mesela. O çok geçerliydi. Sarma dolma. Aynen abi. Nohutlu muydu acaba? Yo, nohutlu değildi abi ya. Normal böyle kıymalıydı, etliydi böyle içi. Tamam, bizim oranın dolmasına benziyor işte. Aynen abi. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca, gül olmadan kuruldum. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Mehmet Elmas'ı ağırladık. Teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun. Ben teşekkür ederim. Ahmet Ulçer'le Kestir Aşık programını kapatıyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.